Zeminler MTA'ya sorulacak. Toki konut projelerini hazırlayacak. MTA'da diri fay kontrolünü yapacak. İnşaatlarda dayanıklılık için Japonya ve Amerika Birleşik Milletleri modeli malzemeler kullanacak. Evet bu çok önemli bir şey. Memleketin asıl gündemi bu. Ben evet. size söylüyorum. Bu rüyalarımıza girmiyor ama esas, esas şey bu. Artık Maden Teknik Araştırma Enstitüsü neyse o, o tespit edecek coğrafyayı, nerede konut yapılabilir, e, alttan geçen faylar ne kadar yakında, ne kadar uzaklıkta, ne kadar faal hı hı. bunların hepsine bakacak. Diyecek ki efendim baktık, teklif ettik, buradan şey e, buradaki efendim geçen o şeyler, faylar şey değil. E, yani öyle etkili aynı zamanda faal da değil. Buraya şehri ya da mahalleyi kurabiliriz. Ona göre de TOKI harekete geçecek. Ama Japon tabii şeyi de var. Bir, bir Japon mühendis var. Geçen gün sayın Erdoğan, onlarca bilim adamını bir araya getirdim. Onu konuştular. Özellikle İstanbul için Anadolu ve Avrupa yakasında iki tane efendim şehir kuruyoruz. İki tane şehir kuruyoruz. Ha, mahallesinde, sokağında, yerinde dönüşümler olmayacak mı? Bunlar olacak. Bu iki efendim, yakada kuracağımız efendim, yeni şehirler için. İşte bir bilim kurulu oluşturulacak. O bilim kurulunun temeli de atıldı. Evet. Mesela bir bilim adamı yıllardır, o da konuşuyor mesela, jeolog. Dedi ki ilk defa bu kadar ciddi adım atan bir hükümet, bir devlet iradesi görüyoruz. Bundan sonra kimse kafasına göre iş yapmayacak. Ne iktidarın başı yani ne sayın eskiden başbakanlar vardı. Olur evladım ovayı çok mu istiyorsunuz gidin oraya ben şey verdim diyorlardı efendim e, nedir e, orada ev yapabilirsiniz konut yapabilirsiniz oraya imar izni verdik belediye başkanını aradım ben tamam falan derlerdi işte Sakarya öyle yıkıldı Sakarya şu anda tarım alanında kurulu olduğu için eski Sakarya yeni Sakarya değil onu da şimdi Toki dağın dibine e, efendim taşıdı e, güzel bir zemine taşıdı onun için hepsi zaten battı çamura balçağa battı yıkıldı gitti Şimdi Adıyaman da böyle, Adıyaman uvası da tertemiz oluyor. Demek istediğim şu, Bilim Kurulu, Sağlık e, şey Covid 19 döneminde Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı, hı hı. ama onun arkasında donanımlı bir bilim adamı e, heyeti vardı. Onlar Türkiye için, vatandaşlarımız için, hatta aşı için, ilaç için, korunmamız için nasıl adım atabileceğimizi, nasıl bir adım atmamız gerektiğini söylüyorlardı. Sayın Sağlık Bakanı da açıklıyordu. Evet. Şimdi e, Afet Bakanı geliyor, hı hı. E, Afetler Bakanı ya da Afet Bakanı bilemiyorum. Buna benzer bir şey. Öyle bir bakanlık kuruluyor. O bakanlık oluşturulacak işte bu teknik heyet. Onun hemen arkasında efendim nasıl hareket edileceğini, nasıl adım atılacağını, Türkiye nasıl güçlü bir yapıya e, yapılaşmaya konutlaşmaya e, gideceğini, bunlar karar verecekler. Onlar da çıkıp açıklayacak sayın bakan da açıklayacak. Yani sel nereden geliyor, dere kenarlarına, dere yataklarına, niye şehir yapıyoruz, niye kasaba yapıyoruz değil mi efendim? Aynen. Bundan sonra nereye yapılacağını, nasıl sağlam olacağını onlar karar verecekler. Metada da başat bir oyuncu olarak o da yer, zemin ve etütlerini yapacak. Hı hı. E, yer etütlerini yapacak, zemin etütlerini yapacak, ortaya koyacak. Yani benim gördüğüm kadarıyla devlet çok kararlı. Hükümet önemli bir toplantıda yaptı. Yani tam neydi o masanın dağıldığı gün, hı hı. o kavganın çektiği gün, o biraz gölgede kaldı o bak o toplantı. O toplantıda onlarca bilim adamı toplandı ve konuştular saatlerce konuştular. Ama altılı masadaki o toplantı, o Meral Hanım'ın e, masadan e, ayrılmasıyla, kalkmasıyla beraber, o biraz gölgede kaldı. Şimdi o devam edecek ve kurumsallaşacak. Evet. O bilim bilim insanlara bir karar verecekler. Afet Bakanı çıkıp açıklayacak, ona göre hareket edecek. Şehircilik Bakanı, e, şey Tokyo üzerinden. Hı -hı adımlar atmış olacak. Bu çok öz önemli, bu çok güzel. Önümüzdeki gündem de zaten bu. Depremlerden daha nasıl az hasarla çıkarız? Depremlerde daha nasıl az vatandaşımız hayatını kaybeder? Şehirlerimiz yıkılmaz, fabrikalarımız iş yerlerimiz yıkılmaz. Buna bakılacak, buna göre hareket edilecek ve belki bana göre ki çok iyi olur, kuvvetle muhtemel yani şimdi hükümet başkanı çıkıp dese ki devlet başkanı ya arkadaş ben e, Türkiye'nin altyapısında çok önemli e, adımlar attım. Yani yollar, bar şeyler, köprüler, viyadükler, havaalanları, şunları bunları eğitimde, sağlıkta. Ama bundan sonra e, sakın e, bana başka bir şeyle gelmeyin. Biz hükümet olarak e, belki önümüzdeki dönemde seçilirsem tamamen güvenli e, konutlarda kalabilmek. <laughs> iyi şehirler oluşturmak, bundan sonra enkazların altında kalmamak için ne yapabiliriz? Bütün icraatlarımı, e, efendime söyleyeyim, hük hükümet programı buna göre ayarladım diyebilir. E, bu da çok önemli olur. Çünkü vatandaşa yeni bir şey sunuyorsunuz. Vatandaş da ya ne güzel olur. İstanbul dönüşecek, Ankara dönüşecek, İzmir dönüşecek. Artık bu iş belediyelere, yerel yönetimlere de bırakılmayacak. Yani devlet bu işin odağında e, olacak. Hem yer zemin etütlerini hem ev fabrika yani yapı efendim şeylerini oluşturacak yapacak aynı 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 zamanda şeyini de finansını da finansmanını da sağlayacak ortaya koyacak onu söyleyeyim bu çok önemli önümüzdeki dönemde bunu çok konuşacağız efendim evet, evet.